Bana bak. Bir arada olduğumuz için de çok mutluyuz. 12 Punto'da bir yandan 12 finalist proje senaryo danışmanlarıyla toplantılarını yapıyorlar. Şu anda 12 Punto'da bu sene birlikte olduğumuz 3 senaryo danışmanı da bizimle beraber ve haftanın ortasından itibaren sunum danışmanlarıyla, pitching danışmanlarıyla da görüşmelerini yapacaklar ve 25 Haziran Cumartesi günü jüri üyelerine projelerini sunacaklar. Dördüncü sene dediğim gibi 12 Punto'da ve bugün başladık. Yan etkinliklerle, masterclasslar ve panellerle de bizler beraber olacağız. Sinemanın çok farklı aşamalarına, çok farklı alanlarına dair birçok içerikle beraberiz. Bu paneli planlarken biz çok heyecanlıydık. Çünkü hem ilk panelimiz, hem bugün başlıyoruz, hem de Eva Svenstedt Ward, Marietta von Hauswolf ve Laura Piani gerçekten senaryo danışmanlığı konusunda alanlarında dünyanın en iyi isimlerinden. Ve biz Eva'yla 2019'da ve 2020'de de birlikte çalıştık. Laura'yla da 2019'da yine 12 Punto'da çalıştık. Marietta ilk kez bu sene bizimle beraber. İşbirliğimizin de sürekli daim olmasını istiyorum. Yeniden hoş geldiniz. Welcome. Marietta örneğin bütün projeleriyle görüştü. Eva ve Laura bugün başladı toplantılarını yapmaya. Biz de bugün bu seansta kısa bir seans olacak. Bir senaryo nasıl geliştirilir? Bir senaryo danışmanının gözünden, hatta aralarında yazar olanlar da var. Bir senarist ve senaryo danışmanının gözünden bir senaryo nasıl geliştirilmeli, neler önerirler bunları konuşacağız. Yeniden size de hoş geldiniz demek istiyorum. Aslında ben bu seansa başlarken kendilerinden biraz bahsetmek üzere hazırlık yapmıştım. Daha önceki çalışmalarıyla ilgili. Ama biraz vaktimiz dar olduğu için onu geçiyorum şu anda. Ve hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Ben şunu merak ediyorum. Çünkü o çok uzun olacak. Çok uzun bir profesyonel hayatları var diyebilirim. En azından ben profesyonel hayatlarına tanığım kendilerinin. Önce hem anlatmadığım kısmı size sorayım, hem de seansımızın ilk sorusu da olsun bu. Siz senaryo danışmanlığı uzun senelerdir, neredeyse 20 senedir yapıyorsunuz ve senaryo geliştirme, senaryo danışmanlığına, yani profesyonel olarak bunu yapmadan evvel yazıyor muydunuz? Kendi profesyonel çalışmalarınızdan, senaryo danışmanı olarak çalışmaya başlamadan evvel neler yapıyordunuz? Bu profesyonel hayatınızı biraz anlatır mısınız? Çünkü oradan ben bazı noktaları seçerek devam etmek istiyorum. Eva, sen de başlayabilirsin. Hi, hello everybody. I'm gonna take... Merhabalar herkese. Kulaklıklarımı çıkartacağım. Çünkü pilot gibi hissediyorum burada kulaklıklarla kendimi, mikrofonlarla biraz daha rahat hissetmek istiyorum. Ve umarım bir Türkçe bir şey olsa zaten kulaklık takacağım. Ve şimdi temel olarak sizlere buraya beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir mutluluk burada bulunmaktan dolayı ve Türk projeleriyle beraber çalışmaktan dolayı. Çok mutluyum çünkü benim için gözlerimi açıcı ve çok ilginç ilginç şeyler var ve biraz üçümüz birden de bunu neden bunu yapıyoruz
Bundan da biraz ben bahsedeceğim. Daha sonra siz de dahil olabilirsiniz. Neden yaptığımız, bunu neden yapıyoruz bu işi? Çünkü Temel Yorum Danışmanlığı'nda siz hikayelere ihtiyacınız vardır ve yazarlara ihtiyacınız vardır. Hepimiz uluslararası olarak çalışıyoruz ve bu noktada bunun nereye gideceğini kendinize ait olmayan bir ülkede, farklı bir ülkede çalışıyorsunuz ve bu nereye gidebilir bu çalışmalar? Mikronunca açık olmaya çalışıyorsunuz. Bir arkadaşınız olarak kendi ülkeleri için, kendi izleyiciler için bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ve bu çok heyecan verici, her zaman zenginleştirici bir deneyim. Bazen de epeyce zor oluyor. Ve ben tiyatroda başladım çalışmaya. Daha sonra İsveç televizyonu için çalıştım. Ve burada İsveç televizyon istasyonunda, İsveç'te bir televizyon istasyonunda çalıştım. Ve orada prodüktör olarak çalıştım ilk başta. Ve prodüksiyonda ve daha sonra geliştirmeye geçtim. Ve o zamanlarda İsveç televizyon dramaları, uzun metrajlı filmler, komediler, kısa ve uzun drama dizileri yapılıyordu. Bunlarda bulundum. Birçok farklı yönlerde bunlara değindim. Daha sonra freelance olarak çalışmaya başladım. Çünkü spesifik olarak özellikle yazarlarla ve yazar yönetmenlerle çalışmayı seviyordum. Ve freelance çalışmaya başladım. Ve 2004'ten bir yana freelance olarak çalışıyorum. Ve artan derecede günümüzde şu anda uzun metrajlı filmlere son 15 yıldan bir yana odaklanarak devam ediyorum. Daima bir yazar editörü ve yazar, bir senaryo editörü ve senaryo danışmanı oldum. Gruplar halinde ders verdim, yol gösterdim. Ve son 11 yıldan bu yana da şu anda senaryo gelişme programı, Script Lab programında çalışıyorum. Hem Laura ve Mariette de Script Lab'de görev alıyor. İşte genel olarak bunlar verebileceğim konular. Beni duyabiliyor musunuz? Yok, hayır. Şimdi duyuyorsunuz, tamam. Evet, şimdi duyuyorsunuz derim. Teşekkür ediyorum. Evet, Nacho, bu önemli kısmı. Eva'nın dediği şey gibi, dedikleri gibi hepinizle beraber bulunmak çok benim için mutluluk. Bu çok fazla kişinin bugün burada bulunması ve bu iş konusunda konuşmamız hakkında bunu dinlemeleri çok harika. Ama tabii inandığımız üzere ben geldiğimiz yerlerde bu aslında filmin ana kalbi olduğunu inanıyoruz bu çalışmanın. Tabii ki televizyonun da ana kalbi, çekirdeği. Bu fikrin oluşması, bu fikirlerin geliştirilmesi ve sinematik dile dökülmesi, bu her türlü sinematik amacın özünü oluşturmakta, televizyon ve sinematik amaçlara uygun özünü oluşturmakta. Ve Laura ile aramızda zamanımızı paylaşıyoruz bu danışmanlık ve senaryo yazımında farklı şekillerde ve yollarda. Ve o nedenle epeyce evet, Polonya, Moğolistan, inanılmaz farklı şehir, ülkelerde bulundum ve dediğim gibi bu yaptığım yazarlığı kendimi adayarak yaptığım ve çok diğer taraftan dışa yönelik olarak, yani film yapımcılarla etkileşimde bularak bu faaliyete devam ediyorum. Ve film yazarlar, film yapımcıları hep birbirinden, özellikle senaryo yazarları ve film yapımcıları beraber çalışıyorum. Ve bu yeterli midir? Merhabalar herkese. Teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Benim için burada tekrar İstanbul'da olmak büyük bir zevk ve tekrar bu güzel projeleri keşfetmek harika. Ben Fransız bir senaryo yazarıyım ve Paris'te yaşıyorum. Ve yazmak ve senaryo editörlüğü arasında zamanımı bölüyorum. Torino Film Lab'ında Eva ile birçok yıl önce çalıştık. Herhangi biriniz daha fazla hikaye yazımı hakkında bilgi edinmek isterse büyük bir kaynak kendisi. Ve tabii daha detaylı olarak şuna bir açacağım. Benim için
Buradaki büyük memnuniyet bizim hem her şeyi bildiğimiz hem de hiçbir şey bilmediğimiz. Yani üzerinde çalıştığımız her projede tekrar her şeyi sorguluyoruz. Ve özellikle farklı bir kültürden gelen projelerde çalıştığınız zaman büyük zorluk kendi tipteki hikaye anlatımınızı kullanmıyorsunuz ama gerçekten anlamanız ve sorgulamanız gerekiyor ve araştırmanız gerekiyor. Farklı şekillerde hikayelerle başa çıkmanız lazım. En sonunda tabii yaşamın anlamıyla. Yani bu iş bir macera. Ne bulacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve şunu söylemek istedim ki Zoom olmadan yüz yüze yapmak karşı karşıya yapmak çok daha iyi. Gerçekten burada bulmaktan dolayı çok mutluyum. Evet. İstediğiniz zaman el kaldırabilirsiniz. Soru cevap için bir bölümümüz olacak ama merak ettiklerinizi aralarda da sorabilirsiniz. O zaman çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. Şunu senaryo danışmanlığı yapan herkese soruyorum, çok da merak ediyorum. Her senaryonun geliştirilmeye ihtiyacı var mı? Sizce okuduğunuz yani bir senaryonun ne tarz senaryoların geliştirmeye ihtiyacı var? Her senaryo geliştirilmeli mi? Tabii ki yönetmenler, yazarlar işte farklı yeni draftlar yazıyorlar ve sete kadar, prodüksiyona kadar onlarla hikayelerini işte derinleştirmek, geliştirmek vesaire. Fakat sistematik bir geliştirme sürecine her senaryonun ihtiyacı var mı? Marietta. Bu benim için zannederim. Evet, bunu bana sormakla çılgınlık ettiniz ama tabii ki yanıtım evet kesinlikle ama nasıl, hangi şekillerde buna katılmanız birçok zamanlar biz bunu profesyonel seviyede yapıyoruz tabii ki. Birisi bizden gelip belli bir anda gelip çok farklı yerlere erken, akşam, 3-5 yıllık dönemlerde her zaman dahil olabiliyoruz. Bazen editing'e de girebiliyoruz ama ona tabii çok ona özel becerilerimiz yok. Ama profesyonel olarak baktığımız zaman profesyonel projede dışarıdan profesyonel bir destek almasanız dahi yine bir girişime ihtiyacınız vardır. Ama bu arkadaşlarımız da size söyleyecek. Dostlarınız, anneniz, erkek arkadaşınız, köpeğiniz, hepsi birden biraz işinize bakıp objektif olarak bakmakta konusunda biraz tereddütte bulunacaklardır. Bazen sizi bizim istediğimiz, bizim yaptığımız şekilde sizi yönlendirmeler. Bizim farklı tipte bir çalışmamız var ama insanlar bazen ortak geliştirme için başkalarına da başvuruyorlar. Sizin toplumunuzda harika bir havuzunuz var sizin ülkenizde beraber çalışabileceğiniz bildiğim kadarıyla ama biz sadece dışarıdan bir bakış atıyoruz ve özel bir işinizde ayrı tipte bir dikkat gösteriyoruz. Evet, bence ben Marietta ile hemfikirim, üçümüz de bu konuda hemfikiriz. Tabii ki farklı olan şey şu, biliyorsunuz bir senaryo ve bir roman arasında senaryo bir iletişim temeli oluşturuyor film için. Bence burada yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi geliştirme yardımını herhangi bir evrede almak. Belki birden fazla evrede olabilir. Yani kontrol edebilirsiniz. Yani ne iletmek istiyorsunuz? Gerçekten o iletilmiş mi senaryonuzda? Bir şekilde veya şöyle bu şekilde. Orada olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçekten var mı yok mu o iletişim şekli? Ve bizim bir şeyi bilip sadece okuyarak belki bunu anlayamayabiliriz. Çünkü siz onun üzerinde çok uzun süreden beri çalışıyorsunuzdur. Ve sizin dışarıdan bakan birisine ihtiyacınız olabilir. Ve belli bir göz farklı evrelerde çok önemli olabilir. Ya da tüm süreç boyunca size birisi yardımcı olabilir. Marietta'nın dediği gibi arkadaşlara sormak bunu gibi kişisel bir unsur var. Yani sizin duygularınızı kırmak istemezler, harika olduğunu söylemek isterler arkadaşlarınız ya da
yani profesyonel perspektiften bakmazlar çevreniz ve arkadaşlarınız, sadece bir fikir verirler. O yüzden ilginç, mesela bu sefer ilginç bir toplantı yaptık özetlemek gerekirse. Ve dedim ki kişi karşımdaki kişiye, bu bir kanı değil. Size iyi ya da kötü demiyorum. Bu ana konumuz bu değil ama size yaptığınız şeyin ne olduğunu ve potansiyel olarak ne elde etmek istiyorsunuz ekranda, bunu anlatmak istiyorum. Filminizin nasıl gözükmesini istiyorsunuz ve siz de bana senaryonuzu zaten anlatıyorsunuz. Ben orada işte sen iyi başarılısın veya şunu değiştir falan gibi değil. Bu bir fikir geliştirme değil. Affedersin, fikir sunma değil. Bu gelişme sürecinin bir parçası. Sadece fikir vermek değil. Tabii ben de tüm bir fikrim. Şurada bu şekilde yazma senaryoyu yazma, tekrar senaryoyu yazma. Bir senaryo editörüyle olup olmadan bu editörle çok şık bir draft sunabilirsiniz, tek başınıza olmayabilirsiniz ve bu draftla ortaya çıkıp farklı bir yere gidebilirsiniz. Yani çok tek başına olabilir yazma süreci ama prodüktörün harika bir gözü olabilir ama birçok drafttan sonra, birçok taslaktan sonra sıkılmış ve yorulmuş olabilir. O yüzden yanınızda birisinin olup taze bir bakışla, taze bir enerjide, hiçbir şey bilmeden, kişisel bir şey mi değil mi bunu bilmeden bazı spesifik sorular sorup sormamanız, tüm bir beyaz bir ekran gibi yani filmleri yansıtıyoruz. Bu bir şans. Risk yok. Hiçbir şey bu prosesi bir şey kaybetmezseniz. Şunu getirdi. Laura, bu söylediğin şey aklıma bir de şunu getirdi. Senaryo yazmak yalnız bir iştir ve aslında yazmak yeniden ve yeniden yazmaktır. Özellikle filmde hep konuşuruz. Fakat şunu da merak ediyorum. Aslında örneğin bu lablardan da bahsedeceğiz. Yani 12 Punto'nun da aralarında bulunduğu dünyada envai çeşit senaryo labı var. Onlardan da bahsedeceğiz ama henüz oraya girmiyorum. Uluslararası bir labda, uluslararası senaryo danışmanlarının olduğu bir labda aslında senaryosunu bir senaristin, bir yönetmenin ilk kez uluslararası bir profesyonele açmış olması bir anlamda şey de demek, değil mi? Bir Fransızın, bir İsveçlinin bu senaryodan, bu hikayeden ne anladığı, anlayıp anlamadığı, yönetmenin kafasındaki fikirlerin o anlamda uluslararası arenada daha farklı kültürlerden, farklı insanlar tarafından satın alınıp alınmadığı, anlaşılıp anlaşılmadığı. Bu anlamda da ben bu senaryo geliştirme sürecini, özellikle uluslararası profesyonellerle senaryo geliştirme sürecini önemli buluyorum. Bununla ilgili ne dersiniz? Bu uluslararası yaklaşımla ilgili. Yes. So your question has to be, evet, sorunuz yani bu senaryo danışmanları var ve laboratuvarlara gidiyorsunuz ki kendi ülkenizden olmayan uluslararası insanlarla tanışıyorsunuz. Bundan bahsettiniz anladığım kadarıyla. Evet, burada en azından benim yaklaşımım, çok benzer şekilde çalışıyoruz. Farklı şekillerde çalışan insanlar var tabii, bizden farklı şekilde ama biz biraz birbirimize benzer şekilde çalışıyoruz. Bizim başlangıç noktamız anlamaya çalışmak. Yani bu eşsizliği, bu sesin, film yapımcısının sesinin eşsizliğini ve spesifikliğini ve yaptık iletmek istediği şeyin evrenselliğini öncelikle anlamaya çalışıyoruz. Ve onunla kendi perspektiflerinden onlara yardımcı olmak istiyoruz. Kralın dediği gibi bir şeyi, benim kendi ulusal milliyetimi veya cinsiyetimi yansıtmak değil, beyaz bir kanvas gibi mümkün olunca duyarlı olmak, açık olmak ve bu bir yerden gelen bir kişi, hiçbir şey kendisi hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kişi ve o noktadan sonra işte hikayede evrensel olana o noktada ulaşabilirsiniz. Duygu, insancılık ve belki çekirdek öz, yani bir Kore filminin veya Brezilya filminin izlettiren şeyi
ve bunun seyahat etmesi tüm dünyadaki insanları gösterebilmesini sağlayan orada bir şey var ve bir estetik de var tabii. Şematik yönler var tabii ki. Ama hikaye anlatımı yönünden bizim çalışmamız hikayenin insancılığıyla ilgisi var. Ve bu noktada bunda çok etkili olan şey de tabii ki evrensellik de olması. Bence uluslararası laboratuvarlarda aynı zamanda yeni perspektifler de elde edebilirsiniz. Yani bilmeyen, sizi bilmeyen, tanımayan, mesela bu ülkede çok çeşitli insanlar var, farklı perspektifler olan, farklı dinler var, farklı sosyoekonomik katmanlar var bir ülkede. Çok çeşitli bir ülke Türkiye, hepsine Türkiye derse dahil. Ama diyelim ki mesela Kore'den bahsettik, Fransa'dan bahsettik. Yani farklı yerlerden gelen insanlar, farklı ülkelerden bu laboratuvarlarda, seanslarda iyi yapılırsa sorular sorabilirler ve sizi kendi kültürel pozisyonunuzun farkında olmanızı sağlayan sorular size sorarlar bu laboratuvarlarda ve nasıl algılandığınızı anlarsınız kültürel olarak da ve bunu da yine başka şeye ekleyip farkındalık sağlarsınız laboratuvarlarda. Evet, uzun konuştum ama yok. Evet, uluslararası laboratuvarlar son derece farklı dinamik olarak. Eğer ki siz bir laboratuvara gidip daha fazla kendi aynı kültürden olan, benzeri kültürü olan kişinin bulunduğu laboratuvara giderseniz farklı tip bir dinamik vardır. O yüzden farklı yönlerin de olduğunu göz önüne almanız lazım ama uluslararası platformlarda çok sürpriz sorularla karşılaşabilirsiniz. Evan'ın da belirttiği gibi. İkinci şey de Laura ve ben de çok iyi biliyorum. Biz bunu her gün karşılaşıyoruz kendimizi yazarken. Yani aynı zorluklar her bir yazdığınız her şeyle ilgili karşınıza çıkar her gün. O yüzden bir insanlarla çok farklı dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlarla bir grup halinde olduğunuz zaman onlarla bir ilişki oluşturuyorsunuz. Edegende şu sorunla mücadele eden kişi, tek kişi ben değilim. Türkiye'de bu küçük kasabada cumartesi akşamı orada küçük barda bir şeyler içmeye gidiyor kahvehanede. Bunu nasıl anlatırız? Evet, ama aynı sorunlarla biz de aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Stratejilerimiz var. Bunu nasıl anlatılacağıyla ilgili. Çünkü bir sinematik dil var bir araya geldiğimiz. Bundan tabii belli şekilde tapabiliriz ama bir müzik sistemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bunda oynayabilirsiniz, ayarlarını yapabilirsiniz ama tekrar tekrar temel kuralları tekrar keşfetmeye gerek yok. Onlara dayanarak yapıyoruz. Evet, dediğiniz konuda hemfikirim. Bendeki buradaki ana konu Eman da dediği gibi evrensellik, projenin evrenselliği. Yani her bir insana hitap edebilecek bir müzik en önemli şey. Yani kendi niyetlerinizin ötesine çıkıp algılanmak istediğiniz noktanın ötesine gidip ve temel noktada hikayenin temellerine gidebilmek ama etrafınızda hikayenin ne olduğunu bilmeyen, nereden geldiğini bilmeyen kişiler etrafınızda olsa büyük faydası olur bu kişilerin size. İçin en iyi bir senaryoya senaryo danışmanı olarak dahil olmak için sizin için en ideal aşama ne zaman? Yani senaristlere, yönetmenlere bir senaryo danışmanıyla çalışmak isteyen senarist yönetmenlere hangi aşamadan itibaren bir profesyonelle çalışmalarını da tavsiye edersiniz? Örneğin bir senarist yönetmen elinde 2 sayfalık bir tekst var. Bu ne bir hikaye, ne bir sinopsis, notlar, fikirler, belki sahneler parça parça ama 2 sayfa filme dair kafasındaki, hayalindeki yapmak istediği şeye dair 2 sayfa notlar var. Bu aşamada da bir senaryo danışmanıyla
bir profesyonelle çalışmasını tavsiye eder misiniz? Yoksa böyle bir çok kabaca bir hikaye çıktıktan sonra mı danışmanın dahil olması daha idealdir, daha verimli sonuçlar çıkarmıştır? Çünkü senelerdir çok fazla senaryoyla çalıştığınızı biliyoruz. Deneyimlerinizde başvuruyoruz. Evet, bu en zor soru aslında. Şimdi bence bu kişisel tabii. Bunda genel bir kural yok ama iki sayfa çok erken. Bizim çalışmamız yazarın, yönetmenin ya da yazar yönetmenin yani bir şekilde hikayeyi tam olarak oluşturdu her şey değil. Yani belli bir fikri olduğu zaman iki sayfa çok erken. Çünkü bizim içimizin büyük bir tehlikesi bir ortak yazar olmamak. Biz ortak yazar değiliz. Biz her şeyi çözmeye çalışmıyoruz. Biz sorular sormak ve böyle karanlıkta kalan noktalar nedir onu görmek. Yani o noktada karanlık noktaları ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben de bu konuda hep fikrim ama bazen yine becerilere de dayalı. Mikrofonun kapalı mı açık mı? Evet, bu bir de beceriye, kişinin becerine dayalı. Ama iki sayfada çok netse o zaman bana ihtiyaçları yoktur. Ama ne zaman ihtiyaç duyarsanız, şimdi eğer bir ihtiyaç duymuyorsanız o zaman yeterince çalışmamışsınız demektir. Yani bir şeyleri, bir şey göstermek için uzun bir süre geçiyor. Yani bu nereye gidiyor bu iş? Çok kırılgan bir nokta. Bir şekilde devreye girmek çok kırılgan bir nokta. Ve size bir şeyler araştırma fırsatı veriyor. Benim için belki bir yıl, iki yıl sürebiliyor bu süreçler. Diğer yaptığımız diğer işlerle paralel olarak tabii ki. Ama bence bu gerçekten ihtiyaç olduğu nokta güvenliğiniz birisine göstermek. O noktada soruları ben de duymaya başlayabilirim. Yani bu bir nevi cerrahi aletlerle bir hastayı açmak gibi, gerçekten canlı ameliyat gibi. Yani işinizi göstermiyorsunuz. Yani ne anlama geldiğini, o konuşmanın anlamı olmadan zaten devreye girmiyorsunuz. O konuşmaya hazır olduğu zaman iki taraf buna başlanır zaten. Bazen açık ya da bazen de gerçekten ihtiyacı olduğu zaman umutsuzca. Çünkü önemli değil. Siz mükemmel üçüncü draftınızı da gösterirseniz yine korkunç hissedebilirsiniz. Yani kötü hissetmeniz gerekiyor, süreçlerden geçmeniz gerekiyor birileriyle ve daha sonra kendinizle parçaları daha sonra böyle getirip tekrar yazmanız. Kısa bir yolu yok bunun. Birisine gelip sen harikasın demek için o kişiye para ödemezsiniz, işe almazsınız. O kişi sizin büyük anneniz olabilir. Bu tür ihtiyaç için siz harikasınız demek için. Ama bizim yaptığımız iş gerçekten açık olmak, iletişim kurmak. Evet, bazen de harikasınız deriz ama başka bazen soru şikayetleri olur muhakkak. Biz de bazen harikasınız deriz. Çok somut yanıt verebilirim işim hakkında. Bu Script Lab, bu bizim dediğimiz bir program. Yani erken geliştirme evresinde bulunan ve bunu bir 15 sayfalık bir tretman olabilir veya daha az tam hikaye hakkında o noktada devreye girilebilir. Orada biz bunu bir erken geliştirme dönemi olarak tanımlıyoruz. Çünkü 15 sayfayı almak, çok daha derin değişiklikler yapmak. İşte benim ilgilendiğim baba hikayesi mi? Yok, hayır, aslında bu benim ilgilendiğim şey kardeşle ilgili hikaye. Ana karakteri değiştirebilir. Bakış açısını değiştirebilir. 15 sayfada bunu yapmak çok zor ama mümkün. 120 sayfanız varsa ve birçok seviyorum, çok harikasın, o sahneyi seviyorum, o sahneyi bu çok çok önemli falan diyorsanız o zaman çok daha zor olur. Yani pragmatik olarak çok bireysel
Nora ve Marietta bunun gerçekten projeye bağlı olduğunu da belirttiler ve film yapımcısına bağlı ne zaman ihtiyaç hissettikleri konusunda birisi devreye girip onlara o sayfalarda potansiyellerini yansıtmaları, ortak yaratıcılık yapmadan sadece bazı sorular sorarak ve onlara elinizde olan ne var onu anlatıp teknik olarak tanımlar yapmak ve bizim bu tretmanı oluşturmamız ve daha sonrası orada durmuyor. 7. draftı üzerinde çalışan kişiler de var. Hala da üzerinde çalışan bir şeyler var. 7. taslak. Ama daha sonra daralıyor zamanla. Bunu script lab'e götürüyoruz. Çünkü çok açık. Yine büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Perspektif, bakış açıları, lokasyon, tanımsal seçimler de değişiklik yapabilirsiniz. 7. draftta ise o kadar fazla değişiklik yapamazsınız. Zaten artık 7. taslak, 7. draft olmuştur. Ama bu durumda iş daha, benim için daha değişir. Daha çok sahnelere daha spesifik olarak bakıyorsunuz. Diyaloglara daha spesifik olarak bakıyorsunuz. Daha detay odaklı oluyorsunuz. Ve o noktada artık yeter diyorsunuz. Bu kadar bitiyor. Artık herkes, aktörler tabii büyük bir fark yaratıyorlar. DOP'ler, bütün ekip devreye girer. Ve departman şefleri vesaire artık sizin kenara çekilip onların artık katkı vermeye başlayacağı nokta gelir. Yani yaratım noktası. Bir şey eklemek istiyorum. Tabii çok güzel. Ama bir konuda en fikir değilim. Şunu belirtmek istiyorum. O da güzel bir şeyin fikir olmak. 7. draft, 7. yani 7. draftın herhangi bir şeyin sonuna geldiği anlamına gelmiyor. Belli bir algısının sonlarına doğru geldiği belki denebilir ama yani bir anlamı yok 7. taslak olması. Yani sizin 7. taslağa nasıl ulaştınız? Önemli olan bu. Belki yanlış bir yoldaydınız, yanlış bir yere çıktınız. Aynı hataları tekrar tekrar yazdınız. O yüzden yani bu konuda devreye girmek çok zor. Bir de tretmanda bildiğimiz gibi yazmak için, iyi bir tretman yazmak için çok fazla çeşitli diğer işler yapmanız lazım. Yani iyi bir tretman almak için, fikrinizi aktarmak için çok fazla miktarda bilgi almak, projenin ne olduğunu, ne tipte yazım yaptığınız önemli. Karakter bilgileri, araştırmalar, duygusal kırılmalar kendinizde yaşamadınız ve neden bu hikayeyi yazıyorsunuz, bu çalışmanın çoğunu yapmanız ve belli bir tretmana ulaşmanız gerekiyor. 15 sayfa yazmak ötesinde yeterli değil yani 15 sayfa yazmak. Ben hatır rakamda takılmak istemiyorum. Yani aldığımız 15 sayfa belki bir yıl üzerinde bir çalışma gerektirebilir. Bu bir tretman draftıdır. Ve bu birçok kere elledir. 7 draft da bir rakam. Yani 32 tane draft olabilir, 32 tane taslak olabilir. Yani ama yazarın daha fazla bir şeyin bittiğini hissettiği, bir şeylere yaklaştığı noktayı ifade etmek istedim. Eminim dünyanın birçok yerinde çalışırken görmüşsünüzdür. Türkiye'de de çok tartıştığımız konulardan biri. Zaman zaman senaryo danışmanlığı ile ilgili daha yanlış bir algı ya da farklı fikirler olabiliyor. Senaryoları standartlaştırdığına dair belirli lokal özelliklerini yitirtip o evrenselliğe ulaşma sürecinde bazı kendine özgü noktaları kaybetme riski taşıdığına dair. Bu nedenle de bazı yönetmen ve yazarların senaryo danışmanlarıyla çalışma konusunda daha direnç görüyoruz. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Dünyada bence bütün bu lablarla, senaryo platformlarıyla bu fikir değişiyor. Özellikle genç ilk filmini, ikinci filmini yapıyor olan yazar ve yönetmenlerle birlikte bu daha da hızlı gelişiyor. Ama siz bu tarz dirençlerle, bu tarz fikirlerle karşılaştığınızda nasıl yaklaşıyorsunuz ve genel olarak bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz? You, Laura, do you want to say? Boy, that's a kind of a context question. Bu biraz karmaşık bir soru gibi.
Açıkçası o tipteki durumda hiç olmadım. Ama şunu anlamak istiyorum. Şimdi soru çok basit. Yani aynı caddede, aynı sokakta oturanlar için, insanlar için mi film yapmak istiyorsunuz ya da tüm dünyaya açık bir film mi yapmak istiyorsunuz? Soru bu. Eğer korkuyorsan birisi, farklı bir yaklaşımı olan bir kişi sizi, senin olmayan bir film yapacak korkunuz varsa bildiririm. Yani size bunda yardımcı olabilir miyim bilmiyorum derim. Bilmiyorum, herkese aynı şekilde çalışıyorum ama bu bir iş. Her işte olduğu gibi. Herkes işe ihtiyacı var. İşte önemli, değerli. Bazen tüm işleri almaya çalışıyorsunuz ama film yapımcısı olarak eğer siz beraberce çalışıyorsanız ve kişiden hoşlanmıyorsanız, seni anladığını hissetmiyorsanız o zaman çalışmayın tabii. Yani güvenli hissetme. Yani güven. Yani kişiyi seviyorsunuz, harika bir kişi diyorsunuz ama güven hissetmiyorsanız ve korunmuş hissetmiyorsanız size korkunç şeyler söylesene daha iyi. Bu 30 sayfayı at mesela. Bu anlamsız bir şey anlamıyorum gibi hani fikri olmadığınız şeyler söylese daha iyi. O kişiye sürece güveniyorsanız, o kişiye güveniniz varsa devam edin. Ama eğer güvenmezseniz tabii ki devam etmeyin. Bilmiyorum siz hemfikir misiniz bununla ilgili olarak? Buyurun. Mikrofon alabilir miyiz? Önce. Teşekkür. Geliyor mu şu an sesim? Merhabalar. Benim sorum seyirci gözünden bakmakla ilgili. Yani bir senaryoyu yazarken, bir karakteri veya bir sahneyi oluştururken hangi aşamalarda ve ne seviyede seyirci gözünden düşünmek gerekiyor? Hani bu konuda ne düşünüyorlar merak ediyorum. Teşekkürler. Good question. I think that's really... İyi bir soru bence. Odadaki yazarlar için bir soru aslında. Evet. Evet, çok iyi bir soru. Çünkü kendinize sürekli sormanız gereken bir soru. Ben buna spesifik bir yanıtım yok. Çünkü proje ve kişilere bağlı. Ama şunu düşünüyorum. Ya öyle bir ana gelmeniz gerekiyor ki yazma sürecinizde. Artık o soruyu sorabilmeniz lazım. Ve bazen bu ilk baştan yapılamaz. Çünkü nereye gittiğinizi bilmiyorsunuzdur. Bu da güzel bir şey. Yani biraz akışına bırakmak. Ama bir noktada aklınızda olan şey projenizde geçmişse ve sizi tanımayan bir tarafından anlaşılabiliyorsa ve projeyi bilmeyen bir kişi tarafından anlaşılabiliyorsa, iki ay sonra mesela ya da iki drafttan sonra bunu söyleyemem. Burada beraberce çalışan birkaç kişi zaten görüyorum laboratuvarda. Bunları zaten söylediğim netlik olması, niyetin net olması. Evet, şimdi bu materyal var elinizde ve artık bunu analiz edebiliriz. Ve analitik bir zihinle bakarsanız yazmaya çok soğuk bir materyal elde edebilirsiniz. O yüzden bir noktada tekrar yazıyoruz. Konuştuğumuz şey bu. Yani su aksın nehirden, daha sonra bakın suyun kalitesine bakın, evet harika, şu yöne atalım, suyu şöyle yönlendirelim, bu yönlendirelim diyebilirsiniz. Hepsi aynı olamaz, ileri geri gidebilirsiniz. Ben bunu yazdım ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şu karakter, bu karakter bana ne söylüyor? Evet, belki bana bunu söylemeye çalışıyor. Bunu başkası üzerinde test edebilirim. Evet, gerçekten anlaşılıyor. Ben anlayabilirim. Ve daha sonra yere giderim. Bu benim için şahsen izleyiciyi bir kişi olarak alıyorum. Bir grup olarak değil. Grup çok geniş bir kavram. Belirsiz bir kavram. Birisini düşünmek daha kolay. Tanıdığınız bir kişi mi? Sen olabilirsin. Pazartesi sabahları şimdiden itibaren. Şimdi başka bir yönü de var.
pragmatik açıdan da bakarsak, şimdi bir noktada vecidinizde kendinizi ödeşleştirmek gerekiyor. 15 yaşındaki genç kızlar mı hedeflediniz? Daha yaşlı bir vecidi mi, daha olgun temalar mı, daha genel bir konu mu? Bir hikayeniz vardır ve belki kişiseldir bu hikaye. Eğer sürecin içindesiniz bir noktada, bazen bu süreç içinde bu faydalı olabilir. Yani izleyicilerle, izleyicilere önem vermek ve izleyicinin o 15 yaşındaki bir genç kız olabilir. İletişim bulduğum kişi bu oldu diye düşünebilirsiniz. O yüzden bir anlam oluşturmak önemli o noktada. Tabii uzun metrajlı bir film bakarsanız daha kişisel hikayedir. Ama eğer televizyon endüstriyel durumunda söz konusuysa, bu kötü bir yönde, kötü bir anlamda değil de belli parametreler içinde bulunmanız lazım. Mesela prime hikayesi nedir? İzleyiciler kimdir o dizinin? O yüzden daha sonrasında seri, dizi kimin içindir? Bunu anlamanız lazım. Kim izliyor onu? İkisinde fark var. Is it okay if I ask in English? İngilizce sorarsam uygun mudur? Tabii. Evet, birçok benim sorum ikiye bölünecek. Birincisi, Türkiye'de sadece filmler değil ama televizyon dizileri de sosyal medyada veyahut da Netflix'te gösterilmeyen televizyon, TRT'nin dışındaki kanallarda iyi televizyon dizileri değil ama izleyiciler, genellikle yaşlı kişiler, onları izlemeyi seviyorlar. Dijital platformlarda Netflix gibi yeni cesur televizyon dizileri yapıyoruz. Size sormak istiyorum. Bu sizin Avrupa ülkelerinde de böyle mi? Fransa'da, İsveç'te gibi. İkinci sorum. Şimdi ben biz İstanbul Film Akademisi'nde senaryo kursu alıyorum ve her şeyi tekrar tekrar yazıyoruz dediğiniz gibi daha önce. Şimdi okuma ve televizyon izleme dışında başka tavsiyeniz var mı, bize yardımcı olmasını söyleyeceğiniz? İkinci kısma cevap vermek isterim. Şimdi screenplay'leri okuyun ve filmleri beraberce okuyun. Yani ekran uyarlamasıyla filmi beraberce okuyun. Yani bir uyarlama, senaryo uyarlaması, bir transkripti, filmin transkripti gibi. Bunu yapabilirsiniz ama orijinal bu online siteler var. Bu senaryoyu hem okuyup aynı anda filmi de seyredip orada görebilirim neler değişiyor. Final, nihai filmde bu senaryoda gerçekten ne vardı? Bunu görmek ve çok çeşitli hoşunuza giden tabii yöntemleri kullanmak sizin için uygundur. Bir de çok kötü olan senaryoları da okuyup onları da anlamak uygun olabilir. İlk kısma mı yanıt vereyim ben? O yüzden ilk kısım için hızlıca bir yanıt vermek istiyorum. Fransa'da aynı sistem var. Geleneksel kanallar, yayıncılar, özellikle yaşlılara yönelik olarak genç jenerasyon televizyonu tümüyle farklı şekilde izliyorlar. Evet, telefonlarında, trende, istekte her yerde gençler izliyorlar. Geleneksel kanallar yaşlılara yönelik. İkinci kısımla ilgili olarak da bana göre en önemli şey insanlarla konuşmak, sorular sormak, mümkün olduğunca anlamak için fazlaca sorular sormak. Kopenhag'da bir çalışmamız vardı lab'de. İnsan kütüphanesi denen bir çalışma var. Online Danimarkalı insanlar ama yaşamlarını bir kitaptaki gibi anlatan insanlar var. İnsan kütüphanesi diye.
ve harika bir nokta hikayeler elde etmek için. Oralara, barlara gidip, kahvelere gidip insanlara sorular sorabilirsiniz. Hayat orada, hikayeler dışarıda, tüm etrafınızda. Ve bunu hemen bulup kavramamız lazım, yakalamamız gerekiyor. Mikrofon alabilirsin. Merhabalar, ben şunu merak ediyorum. Dünyada ve ülkemizde yapılan ünlülerin filmlerini, hayat hikayelerini, onları çoğu zaman yetersiz ve eksik görebiliyoruz. Yani her zaman bu yaşanmışlıkları tam olarak verilebilir mi? Bunları merak ediyorum, görüşlerini. Diğer ikinci sorum da senaryolardaki bu şiddet ögeleri hem dünyada olsun hem ülkemizde olsun çok fazlaca var ve bunları çok itici olarak adlediyorum ben. Şahsi olarak izlemek istemiyorum hiçbir şekilde. Bu konuda, bu gidişatla ilgili, yani şiddet konusuyla azaltılabilir mi? Bunu çok merak ediyorum görüşlerinize. Engellenebilir mi, azaltılabilir mi dünyada ve ülkemizdeki şiddet ögeleri? Teşekkür ederim. I think we should reduce the violence. Tabii ki şiddeti genel olarak azaltmamız lazım dünyada. Filmlerde dünyada olan şeyin yansıması bence son derece önemli. Şiddeti bir anlamı varsa göstermek ve nereden geldiğini anlıyorsanız, tabii ki size en fikirim bu serbest şiddet bir şov yani, ama dünyadaki şiddetin için, şiddet için çözüm nedir onu bilemiyorum ne yazık ki şu anda. Dünyadaki şiddeti nasıl çözebiliriz? Belki sorunuza yanıt veremez ama yine problemi biraz destek vermek için kendimizde de sorumluluklarımız var. Biz de daha fazla korkunç şeyler yazabiliriz ya da bunları önleyebiliriz. Komplike bir konu. Çünkü size projeler geliyor sürekli olarak. Para için bir şeyler yazdığınızda ve istemediğiniz birçok şey içeriyor. İnsanlara hayır demeye çalışıyorum ama sonra onlar başka şeyler öneriyorlar. Daha fazla diğer şeyler istiyorlar. Yani o yüzden bu konuların üstesinden gelmeniz, arasından geçmeniz lazım. Bence bir şey etmek istiyorum. Yazandan olarak siz izleyici olarak, yani bir filmi seçersiniz veya seçmezsiniz. Hiç kimse sizi bir filmi istemiyorsanız görmenizi zorlayamaz. Ama biz yazar olarak genellikle, özellikle ilk başta her türlü projeyi bir noktada kabul ediyorsunuz. Ama bence benim yazamayacağım şeyler vardır. Gerçekten yazamam. Çünkü çok üzülüyorum, çok derin olarak uzun süre boyunca kötü hissediyorum. Çok karanlık şeyler olabilir. Zor durumlardan bahsettiğiniz zaman. Eğer hiç ışık yoksa hiçbir şey yazamıyorum. O yüzden yazarın ne yazabilir, ne yazamayacağını bir alan keşfetmesi, ama hüzünlü hissetmek veya kötü hissetmek yazdığınız zaman uzun süre boyunca, o yüzden durmak gerekiyor. Ben de hemfikirim. Yani kötü bir şey. Yani bu Lauren dediği gibi hepimizin aileleri var, yaşıyoruz. Aynı şekilde ben de bir dizi projede çalışmaya başladım. Sizi bir şekilde uykunuzda dahi rahatsız eden, hayatınızda rahatsız eden projelerde başladık ve hayır dedim daha sonra ve çıktım projeden. Bu yapabileceğiniz şey bu. Buradaki star sistemini biz bağımsız sinemada çalışıyoruz. Uluslararası olarak genellikle insanlar bunun kombinasyonu, yani becerikli yönetmenler ve bilinmeyen aktörler, profesyonel olmayan aktörlerle beraber çalışıyor. O yüzden büyük bir sorun yaşamıyoruz. Ama bağımsız sinemada bazen filme yardımcı olabilir bir star varsa. Eğer tek bir star yoksa filmde hiç kimse onu görmez. Hiç kimse filmde bir yıldız yoksa o filmi görmeye gelmez. O yüzden yani istediğiniz filminizi insanların görmesini istiyorsanız, bir gerçekten iyi aktör, yıldız olması
gerekir. Bence belki sonunuz biraz daha farklıydı, bilmiyorum. Ben sonunu şöyle, bu filmler ünlü kişiler hakkında olduğu zaman gerçeğe yakın değil diye anlamıştım. Tam olarak bunlar ünlü kişiler doğru şekilde anlatılmamıştı. Bu değil mi? Sorunuz buydu değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu biyografik filmler, kurgular, kurgu olması lazım. Yani bu bir tarih dersi olarak görmemeniz gerekiyor. Daha çok bir hikaye olarak, bir zamanlar şöyleydi gibi, bir varmış bir yokmuş gibi ve bunu yani işte normalde belgesellere veyahut da tarih kitaplarına gidip gerçek hakikati görmek orada öğrenebilirsiniz. Ama buradaki kurgu filmlerde bazı duygulara yaklaşılmaya çalışıyor. Mesela The Crown dizisini yaşadığım İngiltere'ye ben göçmen olarak geldim. Orada birkaç adamla yaşıyorum. Oradaki kraliyet ailesinin yaşamını anlatan The Crown filmi mesela çok ilginç geldi bana ve izledim. Tabii ki kurgu bir dizi ama bence burada kurguyla bazı insan ikilemlerini ortaya koyup o insanlardan eşiniz mesela siz eşinizin subjesi olduğunuz zaman ya da evlilikte ne olur? İki küçük çocuğuyla ve bir ülkenin kraliçesi olacaksa onun çocukları ilişkisi nasıl olur gibi insani tarafını araştırmak ünlü kişilerin, tanınmış kişilerin. O yüzden benim üzerinde bu konuda kurguyla üzerinde düşünmeye başlamak, fantezi oluşturmak gibi o türde adım atılabilir. Çok sayıda soru var ama bitirmemiz gerekiyor. Çok kısa olduğunu düşünüyorsanız cevabını soru sormak arzusunda olup geri çevirmeyi istemiyorum ama çok kısa, one more question, the last one, mm-hmm. And then we finish, sure. Okay? Sure. Hi there. I just had a question. Şimdi benim sorum bu senaryo yazarlara. Tekrar yazmayacağım. Tekrar çok sayıda yeniden yazdım. Yani hangi noktada ben tekrar yazmayı artık bırakayım, bu filmi yapacağım dediğiniz nokta, en iyi nokta, prodüksiyon noktaya başlama noktası nedir? İyi bir soru bu. Harika bir soru. Daha şimdi burada o noktada tekrar yazmaya bırakmak noktası, etrafında çok da kişi olduğu noktada beraber çalışacağınız, artık daha çok bir işbirliği projesi olduğu, DOP'lerin olduğu, yani insanların bu yazar ve yönetmenler çok popüler değil ama bütün draftlar, senaryoları kendi çantasına taşıyan yazarları ve yönetmenleri gördüm. Burada tabii ki burada olan yönetmenler var da bunu yapmayın, çantanıza taşımayın. Çok korku veren bir şey, hiç kimse hoşlanmaz. Ama yapan kişiler vardı. O yüzden tekrar yazmak iyi bir şey ama etrafınızda kişiler tamam. Bence artık devam etmemiz lazım, ileri gitmemiz lazım diyen kişiler varsa o doğru noktadır. Paranız olduğu zaman mesela durabilirsiniz filmi yapmak için. İkincisi editingi bitirdiğiniz zaman. Çünkü en sonunda aslında kurgu odasına kadar yazmaya devam edersiniz. Ne noktada senfoni yazar şeyler birçok farklı şeylere dayalı nerede duracağınız ama bir hissiyat, bu çok irrasyonel, akıl ötesi bir nokta. Evet, işte
bir dokunuşlar yapacağım ve daha daha iyi olacak, daha olacak. Bu sonsuz bir şeydir. Ama bir noktada hikaye işte orada ve daha sonra bir kolaboratif bir çalışma, sinema ortaya çıkar. Aktörler, DOP'ler ve her bir buradaki yetenek bir taş ekleyecektir, bu hikayeyi destekleyecektir. Benim soruyu yanıtım bu. Evet, güzel bir yanıt ama bugün grupta şimdi bazen senaryoyu alıp sallayıp böyle çok çok sıkı şekilde sallamanız lazım ve ne çıkıyor işinden ve her şey bir şeyler düşüyorsa bu senaryonun içinden hala bitmemiştir demektir. Yani zihinsel olarak bunu kendinize yaptığınız zaman evet, bütün parçalar oraya oturmuş ve benim niyetim net, yapmayı ne yapacağımı biliyorum çok net artık bu noktadan sonra. Artık onun üzerinde çalışmaya gerek yok. Kurgudan bahsettik. Eva da bahsetti. Ama bir hafta önce mesela kötü ünlü bir ses tasarımcısıyla çalıştık. 200 filmde çalıştı. Bir noktada dedi ki size bir tavsiye verebilir miyim? Senaryoyu kurgu odasına getirmeyin dedi. Yani bazı insanlar bunu yapıyor mu diye sordum. Evet, gerçekten bu iyi bir şey, iyi bir işaret değil. Senaryoyu kurgu odasına dahi getiriyorsanız artık iyi bir şey değil bu. İnsanların bunu yapması beni şok etti. Blade Runner ya da çok komplike bir spesifik, yani binlerce mini sahneler olduğu her bir bölümde bir şeyiniz yoksa o farklı bir durum. Çünkü o teknik bir şeydir. Ama yazmış olduğunuz bir senaryo varsa ve o şekilde kabul ediyorsanız artık daha da yükselmemesi lazım. Bence o bir çıkış noktası, uçuşa başlama noktası olması lazım. Şunu da belirtmek istiyorum. Senaryoları, yani orijinal yazılı senaryoyu bitmiş filmden önce okumanız iyi olabilir. Nasıl farklılık olduğunu, yani o niyetler sahneye, ekrana nasıl yansımış, daha iyi olmuş. Belki senaryoda harika bir şey olup daha da güzel bir şekilde ortaya konmuş olabilir. Aktörler, DOP'ler nedeniyle sesin ama bu yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kapatmak zorundayız. Alamadığımız sorular için üzgünüz. Sonraki seanslarda görüşmek üzere. Saat 16'da TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol'un masterclass'ı olacak. Saat 16'da görüşmek üzere. Thank you. Thank you. You're welcome.